Hastayı reanimasyona alalım. Acele edelim. Bir EKG çekmemiz gerek. Firuze, beni bırakma buralarda. Sebep olanlardan sebep sor ya Rabbim. Baba kendine gel. Firuze. Öldü koca Çınar. Dağ gibi adamı devirdi. Allah da seni yok etsin inşallah. Ana tamam sakin ol. Babam ölmedi. Merak etme, daha iyi olacak. Daha iyi olacakmış. Sen o kadını çatımızın altında tuttuğun sürece hem beni hem de babanı kendi ellerinle toprağa gömeceksin. Ana neler oldu yine? Niye fenalaştı babam? Hala neden diye soruyorsun. Bunların hepsi o kadının başının altından çıktı. Baban onun yüzünden Azrail'le savaşıyor. Boran, inan elimden gelen her şeyi yaptım. Tamam Sıla, biraz sakin ol. Şimdi nasıl, iyi mi? Geldiğimizde kendinde değildi. Biz de haber bekliyoruz. Ben gelişmeleri sana bildiririm. Tamam, senden haber bekliyorum. Gelin al. Ayşe, ya ölürse? Tamam gelin al. Ha? Ya ölürse? Çocuğun benden olduğunu nereden bileyim? Ne diyorsun sen ya? Ben senden başka kimseyle beraber olmuyorum. Sen beni ne zannediyorsun Cihan? Esma'cığım, onu kastetmiyorum. Yani pek tabii ki kocandan falan da olabilir. Ondan değil. Yani çünkü onu tanıyorum. Ama ben tanımıyorum. Aranızda ne geçti, ne oldu, ne bitti ben nereden bileyim? Benim tek bildiğim şey benim 3 tane çocuğum var. Sence bunca zamandır neden bir bebek sahibi olmadım? Hiç düşündün mü? Nereden bileyim Esma? İstememişsindir, yapmamışsındır. Hayır. Olmuyor. Kendi gibi bu ilişkide bir kısır döngü etrafında dönüp duruyor. Yalnızlığımı bitiren tek şey bu bebeğin varlığı oldu. Beni anlayabiliyor musun? Hayatta hiçbir şeyden beklentim kalmamışken bu bebek gerçekten benim için bir mucize oldu. Evet, sen yalnızsın ama benim de kalabalık bir ailem var. Dilaver, ben seni sonra ararım. Abi dur, kapatma bak, amcama hastaneye kaldırmışlar ha, durumu fenaymış. Oğlum ne oldu? Kalp krizi geçirmiş. Doktorlar durumu ağırlaşıyor diyor ha. Tamam, ben hemen geliyorum. Benim çıkmam gerek. Peki bu durum ne olacak? Bu konuyu şimdi kapatalım. Ama şunu bil ki ben seni yalnız bırakmayacağım. Seni sonra ararım. Durumu nasıl doktor bey? Kendine geldin. Öncelikle sakin ol. Hastamız geldiğinden daha iyi durumda. Güçlü bir kriz geçirmiş ancak ilk müdahale yerinde yapılmış. İlacın hemen verilmesi mutlak bir ölüme engel olmuş. Doktorcuğum, müsaade edersen ağamı bir yakından görebilir miyim? Şimdi mümkün değil. Hastamıza sakinleştirici verdik, müşahede altında. Biraz dinlenip kendine gelsin. Odayı alırız, o zaman görüşebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ağlama artık ana. Bak daha iyiymiş. Şükürler olsun Allah'ıma. Bize bağışladı onu. Sen otur ana. Ben evdekilere de haber vereyim. Merak etmişlerdir. Ver tabii ver. Bilsin. Firuza'yı öldürmeye gücünün yetmediğini bilsin. Şimdi daha iyi babam. Artık kendini üzme olur mu? Çok sevindim. Şükürler olsun Boran. Görüşürüz Sıla. Ana, dışarıda Aziz bekliyor. Seni eve götürsün. Burada beklemenin anlamı yok. Yok. Onu görmeden şuradan şuraya gitmem. Ana, doktoru duydun. Zaten içeri giremiyoruz. Yarın olsun, kendine gelsin hele. O zaman göreceksin. Tamam.
Yarın olsun. Ama muhakkak göreceğim onu. Temiz çamaşır getireceğim ona hem. Dikkatli ol. Burak. Abim nasıl? Daha iyi. Uyuyor şimdi. Bırak kulum. Amcamı göreceğim. Sana uyuyor dedim. Ne ettiniz adama? Kim kastetti canını? Cihan, senin buraya neden geldiğin belli. Ama ortalığı karıştırmana izin vermeyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Abim içeride canıyla uğraşıyor. Siz hala it dalaşı peşindesiniz. Firuz ağamın hayırlı bir evladı olsaydı bunların hiçbiri başına gelmezdi. Hevesin kursağında kaldı değil mi Firuza'nın canına kıyamadın diye? Olur mu öyle şey? Ben onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Siz de gördünüz. Ben senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Firuza'nın canına kastettim bu evde kalaraktan. Boran'ı da parmağında oynatarak yaptım bunu. Ben kimseyi parmağımda oynatmıyorum. Neden benden bu kadar nefret ediyorsunuz? Neden her şeyin sorumlusu benim? Çünkü uğursuzsun. Buraya geldin geleli ne dirliğimiz ne de düzenimiz kaldı. Ailemiz bölündü. Aşiretimiz dağıldı. Kızımın da aklına girdin, kaçırttın onu buradan, oğlumun da. Aşiretimiz paramparça oldu. Ama bunun hesabını soracağım senden. Allah şahidimdir, karnındaki bebeği doğur hele. Yüzünü bile göstermeyeceğim sana. Zaten doğumdan sonra sen başına gelecekleri çok iyi biliyorsun. Parmağım, gözün seveyim, etme eyleme. Sen kim oluyorsun da elimi kolumu tutuyorsun? Tabii, şımartıldılar. Adam yerine kondular. Ama ben daha ölmedim. Yerinizi, yurdunuzu bildireceğim size.